İç savaşı izleyen ve fırsatçılığın hüküm sürdüğü 9 yıl boyunca ülkenin her yanından gelen hırsızlar, katiller ve diğer suçlular Teksas eyaletinde yuvalandılar. 1874'te Birlik ordusunun çekilmesiyle birlikte Teksas sürüler halinde dolaşan haydutların, var olan yasaları toptan reddeden kanunsuzların merhametine kaldı. Bunların arasında Amerikan suç tarihinin en tehlikeli bazı isimleri de vardı. Örneğin efsanevi haydut Teksas demir yollarında terör estiren ünlü kanunsuz. Biletler lütfen. Ben trenin yeni kondüktörüyüm. Sam Bass derler bana. Çıkarın millet, neyiniz varsa çıkarın. Sam Bass'in idare ettiği trenlerle yolculuk Tuzlu'ya gelir. Torbayı hanımefendi. Sağ olun küçük hanım. Ne güzel bir gün değil mi? Duke Fisher, yolları haraca kesen çift tabancalı bir bela. John Wesley Hardin, doğuştan beyefendi. Eğitimle avukat, içgüdüyle katil. Bu kasabada artık kanun ve düzen var Hardin. Suçlamalar nedir şerif? Cinayet, saldırı ve yol kesme. Kemerini çıkar John. David Rudaba, sığır hırsızlarının kralı. Blöfünü görüyorum Dave. Ama şunu bil ki elim iyi. 3 asım var. Artık elin o kadar iyi değil baba. Ve Sundance Kid. Bir dolandırıcı ve hain. Bu dünyada tek bir gerçek dostu var. Sundance Kid. Buff Smith. Kötü bir arkadaşı olan iyi bir adam. Ben ata binene dek bekle. John Carver, Teksas'ın en hızlı silahşörü. Hadi Johnny. Bir dakika çocuklar, bir dakika, bir dakika. Onları yargılayacağız. George Fenton'ı öldürdüler. Doğru mu bayan Helen? Evet, birbirlerine ateş ettiler ve babam yere yığıldı. Çok üzgünüm. Bana sıkılan kurşun ona isabet etti. Sen de onun kadar suçlusun. Bu işte birlikteydiniz. Hırsızlar ve katiller. Asıl ışını izleyeceğim. Onları hemen sallandıralım. Durun bir dakika, bir dakika. Durun dedim size. Bu işi kanuna ve düzene göre yapacağız. Hadi çocuklar, götürün onu. Bu kanunsuzlukla savaşmak için eyalet iç savaşın başlarında oluşturulmuş Teksas kolcularını tekrar bir araya topladı. Başlarına Konfederasyon ordusunun yiğit subaylarından binbaşı John B. Jones getirildi. Bunlardan daha iyi bir savaşçı grup görülmemiştir. 2 yıl içinde binbaşı Jones ve kolcular Teksas'ın kanun tanımayan sınır boylarına kanun ve düzen getirdi. İşte o zaman Sam Bass geriye kalan bir avuç haydutu Lempesis Nehri civarındaki gizlenme yerlerinden birine çağırdı. Pekala beyler.
Madem herkes burada, konuya girebiliriz. Herhalde sizi buraya bir kadeh bir şey atalım diye çağırmadığımı tahmin etmişsinizdir. Lafı dolandırıp durma Sam. Geceyi bu bataklıkta geçiremem. Biraz sabırlı ol Arkansa. Ben konuşuyorum. Çocuklar, Texas kolcularının gidişatına bakılırsa yakında bundan beter bir yere tıkılacağız. Tabii bu konuda bir şey yapmazsak. Ona kimsenin şüphesi yok Sam. Planın nedir? Örgütlenelim Vez. Sahip olduklarımızı birleştirelim. Birlikte büyük işler yapalım. Ve kazancı paylaşalım. Ben hep tek çalıştım. Ben de öyle Arkansa. Hepimiz yalnız çalışmayı seviyoruz. Ama vardığımız nokta ne? Sığır işi ne durumda Dave? 2 aydır tek sürü araklayamadım. Son günlerde senin işler de oldukça kesat değil mi Sundance? Senin de Dük. Ve senin de Butch. Sahi John, duyduğuma göre kolcular son banka işini baltalamış ha? Elimde patladı. Neyse ki kaçabildim. Görüyorsunuz beyler. Binbaşı Jones'u yenmenin yalnızca bir yolu var. Birlik olursak gönderecekleri her kolcuyu alt ederiz. Daha önce de yenildiler. Yine yenilecekler. Daha işimiz bitmeden Texas'ın bu bölgesi bizim olacak. Güzelce paketlenmiş olarak. Bunlar çok iddialı laflar Sam Bass. Ayrıca senin teklif ettiğin türden bir iş patronsuz olmaz öyle değil mi ha? Evet öyle. Herhalde patronluğa da kendini önereceksin. Neden ben değil de sen? Ben şimdiye dek senin yaptıklarından çok daha büyük işler çıkardım. Şu anda da büyük bir iş peşindeyiz Arkansa. Bunu da çıkar da görelim. Beyler, silahşörlerin kendini koruma birliğinin şerefine kadeh kaldıralım. Sam Bass, başkanımız. Austin. Binbaşı Jones, sizin ve kolcularınızın son 2 yılda yaptığı büyük hizmetleri küçümsemek niyetinde değilim. Ama Sam Bass yüzünden Texas bütün ülkenin alay konusu oldu. Sayın Vali, Sam Bass gelmiş geçmiş en azılı haydutları topladı. Kahretsin. Neredeyse başkentin burnunun dibinde iş görüyorlar binbaşı. Peki siz bu konuda ne yapıyorsunuz? Elimizden geleni yaptık. Geçen ay tam 30 adamımı kaybettim. Sam Bass bir gün bir kasabayı basıyor, 2 gün sonra bir başkasında ortaya çıkıyor. O alçak bir efsaneye dönüştü. Onun için şarkılar besteleniyor. Şu masama bir bakın. Her kasabadan gelen şikayetlerle dolu. Gazetelerde her gün bana saldırıyorlar. Binbaşı, yasama meclisi toplanmadan önce Sam Bass sorununu mutlaka çözmemiz gerekiyor. Zamanımız çok az. Sadece 1 ay kaldı. Ama yöntemlerimi aldırış etmezseniz... Nasıl yaparsanız yapın yeter ki halledin. Yoksa meclis bize ödenek ayırmayacak. Ve bu da Texas kolcularının sonu olacak. Eyalet Hapishanesi. Carver ve Smith yine kuyuyu boylamış. Bu kez ne yaptılar? Hanson'ı yumruklayıp kaçmaya çalışmışlar. Carver'ı çıkarıp kurulanmasını sağla. Müdür bey odasına çağırıyor. Merhaba Johnny. Binbaşı Jones. Affedersiniz efendim. Gardiyanlar pis bir su şakası yaptıkları için biraz ıslandım. Boş ver, gel otur şöyle. Sağ olun efendim. Sizi görmek güzel. Dostları görmek her zaman güzeldir. Böyle bir yerde bile mi? Tarih sana kötü bir oyun oynamış Johnny. Evet, oynamaya da devam ediyor. Savaştan sonra ne oldu Johnny?
Sen benim gördüğüm en iyi müfreze çavuşuydun. Ters giden neydi? Eve döndüğümde bir Yankee saldırısında yanıp kül olmuş evimi buldum. Bir tek bacası kalmıştı. Annem ve babam ölmüştü. Kardeşim yaralıydı. Önce onu iyileştirdim. Sonra da sınır yağmacılarına katıldım. Olaylar birbirini izledi. Gerisini tahmin edersiniz. Yazık olmuş. Senden iyi bir kolcu olurdu. Asla. Hiç kimseyi böyle korkunç bir deliğe tıkamam ben. Demek 23 yılın daha var. Ömür boyu hapiste olabilirdi. Fark etmez. Kimse buraya 10 yıldan fazla dayanamaz efendim. Çavuş, yeni bir savaş var. Bildiğimiz savaşlara benzemiyor. Bunda ne bayraklar var ne de borazanlar. Bu yeni savaş sadece kolcularımla Sembes'in çetesi arasında. Yardımını istiyorum. Neden ben? Lampasas Nehri civarındaki bütün yolları, girilecek bütün delikleri biliyorsun. Bir zamanlar Teksaslı olmakla gurur duyardın. İşte sana eyaletin için savaşma fırsatı. Ben artık eyaleti değil, Johnny Carver'ı düşünüyorum. Peki benim çıkarım ne? Benim gözetimim altında kolcu adayı olacaksın. Eğer işini iyi yaparsan cezan affedilecek. Şu sözünü ettiğiniz çetede Sembes'ten başka kim var? John Wesley Hardin. David Rudaba, Dick Fisher, Butch Cassidy. Sundance Kid var mı? Evet var. Buff Smith'i de aynı koşullarla kurtarabilir misiniz? Valinin bana tanıdığı yetkiyle evet. Binbaşı, kendinizi iki kolcu kazandınız. Bakın. Gelenlere ne diyorsun Bob? Garip. Patron vurgun vurmuş. Bob Smith ve Johnny Carver. Texas'ın en hızlı silahı. Evet. Banner. Danny. Bunlar Bob Smith ve John Carver. Banner mı? Memnun oldum. Bize yeni katıldılar. Öyle mi? Çok sevindim. Hapisteler sanıyorduk. Şey ya, ben adını tam duyamadım. Banner. Danny Banner. Yatakhaneye götürüp ranza ayarla. Yarın erkenden yola çıkacaklar. Hiç zaman kaybetmeyelim. Buff ve ben sabaha yolu yarılamış oluruz. Bana göre hava hoş. Hemen ahıra git Danny ve onlara at hazırla. Benimle gelin biraz konuşalım. Baş üstüne. Merhaba binbaşı. Merhaba Pik. Yolculuk nasıldı? Fena sayılmaz. Yeni bir şey var mı? Evet efendim ama iyi değil. Hı? Jim McKay'di pusuya düşürmüşler. Çok iyi bir kolcuydu. Onunla birlikte 32 etti. Bu not ceketine ilelenmişti efendim. Neyle karşı karşıya olduğumuzu gör. Buyurun gelin bekliyoruz. Bizde cephane çok, imza Sembes. Peki Bay Bess'i hayal kırıklığına uğratmayalım. Ha yüzbaşı, bunlar John Carver ve Buff Smith. Deneme sürecindeler. Çocuklar, bu da yüzbaşı Pick. Benim sağ kolumdur. Merhaba yüzbaşı. Memnun oldum. Aramıza hoş geldiniz. Bir dakika lütfen. Bu küçük hanım sizinle görüşmek için bekliyor. Bayan Helen Fenton. Waco Star'ın yayımcısı. Anlıyorum. Ne istemiştiniz Bayan Fenton? Acaba az önce sizi doğru mu anladım binbaşı? Bu adamları kolcu yapmak için hapisten çıkardınız öyle mi? Evet öyle Bayan Fenton. Binbaşı Jones. Bu iki adam 2 yıl önce Waco'da babamın ölümüne sebebiyet vermekten yargılandılar ve mahkum edildiler. Ben de aleyhlerine tanıklık ettim. Onlar gözü dönmüş katiller. Başınıza gelen trajedinin gözlerinizi kör etmesine izin veriyorsunuz. 2 yıl önce Texas'ta kanun ve düzen yoktu. İyi birer vatandaş olabilecek pek çok kişi şiddetin rüzgarına kapılıp sürüklendi. Tıpkı bu iki adam gibi. Bence onlara kendilerini kurtarma şansı verilmeli. O zaman burada oyalanmamın bir anlamı yok. Oysa Waco'ya dönüp kasabalılara kolcuların yakında onları Sembes'ten kurtaracağını müjdelemeyi umut ediyordum. Müjdeleyin.
Çünkü bu adamlar sayesinde o çeteyi yakalayacağız. Onlar gibilere ihtiyacımız var. Onlar ateşe ateşle karşılık verir Bayan Fenton. Binbaşı Jones, Texas kolcuları çürük elmaları içlerine alacak kadar çaresizlerse o zaman McLennan kasabası için umut kalmamış demektir. Olmuşken sembesi şerif yapalım bari. İyi günler dilerim. Bu kız dokunduğu yeri yakıp kül ediyor efendim. Anlaşılan gazetenin bir sonraki baskısını dumanlar içinde okuyacaksınız binbaşı. Galiba öyle. Neyse çocuklar şu haritaya bir göz atın. Sembes'in son 4 işi Little River'la Waco arasındaki bölgedeydi. O zaman üstlerini Lampasas Nehri civarına kurmuşlar. Evet. Sembes'in oraya giden her yolu tutacak kadar adamı var. Adamlarım her seferinde pusuya düşüyor. Sizden gizlendiği yeri bulmanızı istiyorum. Ayrıca nehre inen ve kimsenin bilmediği bir patika araştırın. Buff'la ben 100 farklı geyik patikası biliyoruz. Hepsini tutamazlar. Güzel. İşiniz bittiği zaman bana rapor verin. Adamlarımı toplayıp bir günlük mesafede olacağım. Onları ani bir baskınla şaşırtmalıyız. Sorunuz var mı? Benim yok. Senin Buff? Binbaşı. Acaba kampa girdiğimiz sırada burnuma gelen koku kızarmış pirzola mıydı? Evet öyle Buff. Aç size bir tabak hazırlasın. Vay be, vay be. 2 yıldır ilk kez bir oturuşta 3'ten fazla pirzola yiyeceğim. İnanamıyorum. 1 dakika Buff. Beyler, ellerinizi kaldırın. Ve benimle tekrar edin. Yemin ediyorum ki... Texas eyaletine sadakatle hizmet edeceğim. Merhaba Deni. Merhaba Buff. Johnny, ikinizi kampa girerken görünce şaşkınlıktan yere düşecektim. Nasıl oldu? Demek bu? Adın Deni Banner ha? Ne oluyor ufaklık? Kardeş olmamızdan utandın mı? Tabii ki hayır. Ne ilgisi var? Ben senden hiç utanmadım. Mektuplarda da yazmıştım. Hapiste bana mektup vermediler Deni. Ya gönderdiğin paketler? Onlara gardiyanlar el koymuştur. Demek o yüzden sana sırt çevirdiğimi sandın. Hayır, dayımın adını aldım çünkü... adımı bilirlerse beni buraya kabul etmemelerinden korktum. Tek nedeni buydu o kadar işte. Bak Johnny, eğer senden utanmış olsaydım... bunu yanımda taşır mıydım? Sen savaştan döndüğünden beri yanımda. Artık herkese kardeş olduğumuzu söyleyebilirim. Daha değil ufaklık. Neden? Sen bize katılınca her şey düzeldi. Hemen binbaşıya gidip ona... Sakın bunu yapma. Her şeyi oluruna bırak. Anladım. Kendini kanıtlamak istiyorsun. Mesele bu. Evet. Mesele bu. Binbaşıyla konuşursan belki beni de sizin yanınıza verir. Böylece ilk saha görevimize birlikte Hayır, çıkarız. Hayır, hiç heveslenme Deni. Bu Buff'la özel işimiz. Kendine dikkat et. Bu doğduğunda sadece 2,5 kiloydu Buff. Artık kocaman bir Texas kolcusu olmuş. Katiller kolcu oluyor. Sembes'ten hızlı silah çekebilen tek silahşör. Sembes 2 elini birden kullanıyor akıllım. Yok ya. Evet. Yeter. Yeterince haydutumuz var zaten. Bir de siz çıkmayın başıma. Gidin gazeteleri dağıtın. Peki efendim. Ama Johnny Carver ve Sembes kapışırken izlemeyi çok isterim. Bayan Helen. Sembes ve birkaç adam az önce kasabaya geldiler. Biz burada konuşurken o hainler şimdi otele yerleşmekle meşguller. Şerif yardımcıları nerede peki? Son gördüğümde güneye gidiyorlar. Korkaklar. Katillerden kahraman yaratılmasına şaşırmamalı. Oraya gitmeyi düşünmüyorsunuz değil mi? Düşünüyorum. Ben bir gazeteciyim. Kasabaya geldiklerinde ünlülerle röportaj yapmalıyım değil mi? Bana bırakın Bay Bes. Yemek 9'da hazır. Otelim emrinizde. Tabii her şey bedava. Elbette. Benim için zevktir efendim. Bill, Charlie, masayı hazırlayın. İyi bir adam. Evet, Waco konuksever bir kasaba. Daha sık gelmeliyiz. Çocuklar, Wes. Bence Belton Bankası yeterince olgunlaştı. Dalından koparılmaya hazır. Yapma, oraya kadar yorulduğumuza değmez Sam. Biz oraya vardığımızda değecek. Bugün güneyden bazı haberler aldım.
Wells Fargo büyük miktarda parayla geliyormuş. Bu fırsatı kaçırmamalıyız. Sen Bess'in değil mi? Evet hanımefendi. Ama ben sizi tanımıyorum. Adım Alan Fenton. Waco Star'ın yayımcısıyım. Çok memnun oldum. Sizin için ne yapabilirim? Sadece bir şey. Sen ve sırtlanların atlarınızı atlayıp buradan gidebilir ve kasabanın tekrar temiz hava almasını sağlayabilirsiniz. Benim adım sırtlan değil tatlım, Dave Rudaba. Biliyorum. Hepinizin fotoğrafı ofisimde asılı. Sen John Wesley Hardin'sin. Ve sen de Dick Fisher. Sen de Butch Cassidy'sin. Peki ben kimim tatlım? Sen de Sundance Kicks'in. Yavaş ol Sundance. Burada kadın dövemezsin. Ne yani, kendimi öldürse miydim? Johnny Carver hakkındaki haberi kimden aldın? Ne haberiymiş o? Al, oku. Johnny Carver'ın hapisten çıkıp kolculara katıldığını yazıyor. O ve Buff Smith. Belki Texas için en iyisi budur. Kolcuların yarısını katillerden seç ki diğer katillerle savaşıp birbirlerini öldürsünler. Fazla konuşuyorsun. Hanımefendiyi dışarı çıkar Wes. İstemez, ben kendimle çıkabilirim. Beyler, bu iş sandığımızdan daha karışık. Üstelik sakat. Kadın binbaşı ile konuşmuş. Buff ve Johnny bizi yakalama işinde kolcuya yardım edeceklermiş. Bu demektir ki kuzeye gelecekler. Kolcu olmalarına inanamıyorum. Bence inan. Onları tanır mısın? Aynı kasabada büyüdük. Her ikisi de binbaşının bölüğündeydi. Sürekli binbaşı Jones'u övüp dururlardı. Bu her şeyi açıklıyor Butch. Onları ben de tanırım. İkisi de bela demek. Yerimizi asla bulmamalılar. Sen onları bana bırak. O ikisiyle aramızda özel bir kan davası var. 2 yıl önce Waco'da ettikleri dönekli unutmadım. Ama ben öyle duymadım senden. Demek ki yanlış duymuşsun. Yani konuyu uzatacak mısın Wes? Kesin. Birbirimizin kanını dökmeyeceğiz. Wes, sen hemen postaneye git. Jeff ve Bart şu banka işini kovalamak için Belton'dalar. Telgraf çekip Carver ve Smith'i Pecos Palmer'ın yerinde beklemelerini söyle. Bu iyi bir fikir Sam. Sundance, yanına birkaç kişi alıp hemen güneye git. O ikisi Belton'un dışında durdurulsun ki yarınki banka işini bozamasınlar. Memnuniyetle Sam. Ama başkasını istemem. Öyle bir yer biliyorum ki oradan tüfekle ikisini de devirebilirim. Sen bilirsin Kid. Yolda postaneye de uğra. Telgraf memuruna Pecos Palmer'dan haber var mı diye sor. Evet, kim içiyor? Biliyor musun Johnny, sürekli binbaşı Johnson bize ettirdiği yemindeki o süslü kelimeleri düşünüyorum. Nasıldı? Texas eyaletine sadakatle hizmet edeceğime yemin ediyorum. Hayatımda ilk defa böyle asil bir yemin ediyorum. Pecos Palmer'ın barı hemen ileride. Orada Sundance'in yerini öğrenebiliriz. Önce o yılanın peşine düşmeyeceğiz, öyle değil mi? Neden olmasın, bir deneyelim. Ama binbaşının emirleri saklandıkları yeri... Sen plan yapmayı bana bırak. Sundance bizim kişisel meselemiz. Hesaplaşmak istemiyor musun ha? Tabii istiyorum Johnny, ama kutsal kitap üzerine yemin ettik. Benim kitabımda önce Sundance var. Bugün de, yarın da, yarından sonra da. Tanıdığım kimse yok. Barman Pecos hariç. Bardaki şu iki adam. Onları daha önce bir yerde gördüm gibi geliyor. Sam Bess'in çetesinde. Doğru iz üstündeyiz. Vay vay vay. Kolcular Johnny Carver ve Buff Smith. Laflarınıza dikkat edin beyler. Kanun aramızda. Nasıl bu kadar çabuk haber aldın Pecos? Sundance Kid telgraf mı çekti yoksa? Sundance Kid mi? Hiç duymadım. Ne istemiştiniz? Herhalde bu zararsızdır. Viskin içinde fare zehri olmadan da yeterince kötü Pecos. Dışarıdaki o doğru at kime ait? Nereden bileyim? Dışarıda değilim ki. Galiba benim atımdan söz ediyorsun kolcu. Niye sordun? Doğrusu güzel bir at. Herhalde çok aceleniz vardı.
Bir günde Lempesis'i geçtiğinize göre. Hızlı at sürmeyi severiz. Bir itirazın mı var? Hayır, sadece merak ediyorum. Kim bizi beklemenizi emretti ha? Sen Bes mi, Sundance Kid mi? Konuş bakalım. Sundance nerede? Kuzeye doğru devam et. Seni bekliyor olacak. Kolcu. Hadi gidelim. Hoşça kal Pecos. Biz döndüğümüzde burada olmasan iyi edersin. Eyalet hapishanesinin su tedavisi hiç hoş bir şey değil. Bir yerlere telgraf çekecek. Sundance'e durumu haber verecek. İşte bu kötü oldu. Kit bir deliğe girip çıkmayacak. Hiç sanmam. O saklanmaz. Ama artık arkamızı kolasak iyi olacak Buff. Ne haber Sundance? Birkaç dakika bekle. Bugün işler çok yoğun. Bilmem gereken bir şey. Pecos, Belton şerifine telgraf çekip barda silahlı çatışma çıktığını söylemiş. Benimle ilgisi ne? Ücretimi öde söyleyeyim Sundance. Teşekkür ederim. Pecos iki kolcudan söz ediyor. Carver Smith adındaki iki kolcu Barton ve Howard'la çatışmış. Ya kim kazanmış? Kolcular. Hala kuzeye gidiyorlar. Pecos'a bakılırsa seni arıyorlar. Çok komik. Ben de onları arıyorum. Biliyor musun, bu kolculuk gittikçe daha çok hoşuma gidiyor. Hayatımda ilk kez hiç vicdan azabı çekmeden silahıma sarıldım. Vay canına. En son ülkenin bu kısmına geldiğimde peşimde inatçı Şerif Gori ve hazırlı silahlı adamları vardı. Onları nasıl atlattın? Hemen şu yerdeki ağaçların arkasına saklanmıştım. Önümden geçip gittiler. Biz de saklanacağız. Peşimizde biri mi var? Evet, bu sabahtan beri. Ne yapıyorsun burada Danny? Beni binbaşı gönderdi. Sambes ve çetesi bu sabah Veiko'ya inmişler. Güney'e geliyorlar. Neden seni gönderdi? Bilmiyorum. Herhalde ilk saha görevim için sizden uygun ortaklar bulamadı. Seni kandırmış. Kim olduğunu biliyor. Buraya seni göndermesinin nedeni bana güvenmemesi. Yanlış düşünüyorsun. Binbaşı senin bir işe başladığında yarım bırakmayacağını iyi bilir. Evet, bir işe başladım. Biliyor musunuz? Bu şeyle ateş etme etmeye iyice paslanmışım. Dün akşam bir hedefe 3 metreden ateş ettim. 1,5 santim yukarıya isabet etti. Bakın mesela şuradaki tabelada i'lerin noktalarını koymayı unutmuşlar, öyle değil mi? Hala 1 santim yukarıda. İşte ben isabet diye buna derim John. Daha önce böyle bir şey gördüysem ne olayım? Böyle ateş etmeyi nereden öğrendin? İyi bir öğretmenim vardı. Bence bu Sundance. Evet, her zamanki gibi sabırsız. Durun. İkiniz burada kalın. Johnny orada yalnız olmayabilir. Bunu kendi başıma öğreneceğim Danny. Seni kendi ellerimle bir pusuya götüremem. Buff, onu bağlaman gerekse bile burada dur.
Peşimize takılarak ne yaptığını gördün mü? Senin yüzünden iyi bir kolcu burada oturmuş dadılık yapıyor. Sakın kıpırdayım deme Sandens. Elindeki tüfeği bırak. İstesem seni sırtından vururdum, senin yaptığın gibi. Ama bu kadar ucuz kurtulamazsın. Kalk ve yaklaş. Daha da kaldır. Evet kolcu, şimdi ne olacak? Şimdi bir elini yavaşça kemerine götürüp çıkaracaksın Kid. Yavaşça dedim. Eminim Binbaşı John seni gördüğüne çok sevinecek. Eyalet hapishanesindeki kuyunun tadına bakmanı istiyorum. Gardiyanlar seninle işini bitirdikleri zaman yüzünün halini görmek istiyorum. Biri vuruldu Buff. Evet ama hangisi? Burada böyle bekleyemeyiz. Johnny onu vurmuşsun. Son silah sesi ikimizin de ödünü patlattı. Binbaşı'dan nerede ayrıldın? Round Rock'ta. Şafak'ta Pecos Palmer'ın barına varmış olurlar. Bu leş kargasını al ve ona teslim et. Ama biraz hızlı davranırsak çetenin yerini öğrenip binbaşıya haber verebiliriz Johnny. O binbaşının görevi. Benimki bitti. Anlayamadım. Binbaşıya teşekkür et. Artık Buff'la benim için endişelenmesin. Teksas'tan gidiyoruz. Ama ona söz vermiştin, yemin ettin. Beni sadece kendime verdiğim sözler bağlar. Ve o sözü tuttu. Johnny bekle. Artık konuşacak bir şey kalmadı. Bir aileye bir tane kolcu yeter. Hadi gel Buff. Hiçbir yere gitmiyorsun. Hemen ellerini havaya kaldır. Ateş edemeyeceğini biliyorsun. Buna çok güveniyorsan silahına sarıl da görelim. Buff, bu aptalı istesem şu anda bile onu vurabileceğimi söyle. Ama istemiyorum. Çek şu silahı üstümden. Kusura bakma Johnny. Bu sefer ondan yanayım. Ayrıca istesem vururum numaraları bana sökmez. Çıkar kemerini Deni. Bir sonraki kasaba Belton. Seni oradaki şerife teslim edeceğim. Sonra da senin görevlendirildiğin işi yapacağım. Yani Sembes'in saklandığı yeri bulacağım. Sen bir yolu diğerinden ayırt edemezsin. Ama ben ederim. Yeni haberlerim var patron. Johnny Carver, Buff Smith ve bir başka kolcu Little River'a girmişler. Yanlarında Sandes Kid'in cesedi varmış. Ne kadar olmuş? En fazla bir saat. Little River'daki memur Belton'a telgraf çekmiş. Sandens'i orada bırakıp yola devam etmişler. Demek Sandens nişancılıkta sandığı kadar iyi değilmiş. Butch, Dave, yanınıza 3 adam alın ve Carver'ı Belton'a girmeden durdurun. Yarınki banka soygununun üzerine gelmelerini istemiyorum. Luke, Carter, Hilton. Hadi Dave, gidelim. Ayrılıyoruz çocuklar. Belton'a varınca tekrar bir araya geleceğiz. Bu gece Rancho Otel'de buluşalım. Sen onlarla git John. İkinizde de kolcu olmak için gereken her şey var, beyin hariç. Eğer Sembes binbaşının dediği gibi kuzeye gidiyorsa... artık buraya iyice yaklaşmış demektir. Karşılama komitesinin önüne bu halde çıkmak istemem. Yani eli boş olarak. İyi denemeydi ama olmaz. Bir yere gizlenelim mi? Su molasında onları deviririz. Evet. Ağaçların içine saklanın. Luke,
şuradaki kayaya git. Carter, Hilton, öbür tarafa. Carver'ı bana bırak. Tamam. Ben de çocuğu alıyorum. Neden geri döndün? Yaran kötü mü? Hayır, sadece sıyırdı. Sırtında. O koşunun asıl hedefi sendin. Git bir matara getir. Sağ ol. Ben iyiyim. Seni güneye... Binbaşı'ya götürsek iyi olacak. Belton'a gitmekten vazgeçtim. Bafa silahını ver. Merak etme Deni. Seni binbaşıya ben götüreceğim. Bizi terk etmeyeceğini biliyordum. Ben de o tetiği çekmeyeceğini biliyordum Deni. Bafatımı getirir misin? Bir dakikaya kalmaz kalkarım. Şu nefesim bir düzelsin de. Tabii ufaklık. Getiriyorum. Şimdi saat 4 olduğuna göre 8 gibi Lempasas'ta oluruz. Sanki hava birden karardı değil mi Johnny? Biraz bulut var da onda. Galiba kuzey rüzgarı geliyor. Bence Little River'dan binbaşıya bir telgraf çekelim. Ama İsmi imzamız John ve Daniel Carver olsun. Tamam artık sakin. Bu banır saçmalığından çok sıkıldım. İlk fırsatta kendime bir ceket alacağım Johnny. Şöyle süslü bir şey. Yakışıklı olacağım. Sonra da madalyayı göğsüme takacağım. Herkes görsün diye. Bir tane de senin için alırım Demir. Görünce diyecekler ki, evlat, nereden buldun onu? Diyeceğim ki, abim Johnny savaşta kazandı onu. Texas için çarpışırken. Çok fazla konuşuyorsun Demir, biraz dinlen artık. Evet, galiba haklısın kolcu. Johnny göremiyorum. Sakin ol Deni. Deni. Onun Johnny'nin kardeşi olduğunu biliyor muydunuz binbaşı? Başından beri biliyordum. Bir gün bana hapistekilere şans verilse iyi kolcu olabilirlerdi demişti. O zaman sizi hapisten çıkarmayı düşündüm. Johnny gerçek adıyla gömülmesini sağlamanızı istedi efendim. Elbette. Onu Austin'e götüreceğim.
eyalet mezarlığına, vatanseverlerin yanına gömülecek. Yani Austin'e mi dönüyorsunuz? Dönmemiz emredildi. Peki Johnny ne olacak? Hala Sembes'in izini sürüyor ve sizin arkasında olduğunuzu sanıyor. Onunla nasıl haberleşeceksin? Buluşmak için Veyko'nun hemen dışında bir yer kararlaştırmıştık. O zaman bir an önce yola koyulsan iyi olur. Gitmeden son talimatları veririm. Baş üstüne. İşte orada. 50 bin dolar değerinde yeni Yankee parası beyler. Altın değerinde, taşıması kolay. Wells Fargo akıllanmış. Şu korumalara baksanıza. Evet ama yakında ayrılırlar. Parayı teslim ettiklerinde işleri bitiyor. Onlar bıraksın, biz alalım. Hı? Hoşça kal Şerif. De! Nasılsın Dey? Bu ne hal? Berbat görünüyorsun. Butch ve diğerleri nerede? Sam içeride mi? Evet. Oda 22. İkinci kat. Anlamıyorum Dave. Üçe karşı beştiniz ama beceremediniz ha? Sam, bu işleri benden iyi bilirsin. Carver önce Cassidy'yi sonra diğerlerini vurdu. Geriye bir tek ben kalınca da mecburen kaçtım. Öyle görünüyor ki Carver'la bizzat ilgilenmem gerekecek. Fırsat ayağına geldi Sam. Johnny Carver. Yapma Dave. Wells Fargo'nun korumaları daha uzaklaşmadı. Merhaba Şerif. Merhaba Johnny. Aldığım telgrafa göre yeniden kanun ve düzenin yanına geçmişsin. Bunu duyduğuma sevindim delikanlı. Sağ ol. Kaç yardımcın var? Sadece bir tane. Bizim kasaba çok sessiz bir yerdir. O zaman sıkı dur Şerif. Çünkü oteldeki müşteriler yakında sessizliği bozacak. Sembes'in çetesi. Sembes mi? Mahvolduk. Wells Fargo az önce bankaya 50 bin dolar getirdi. Niyetleri anlaşıldı. Etrafta hiç kolcu var mı? Bir günlük mesafede. Evet Johnny, anlaşılan bu işte yalnızız. Evet, istesek de istemesek de. İşler daha da ilginçleşiyor. Kağıtlar dağıtıldı beyler. Gidin oynayın. Carver'a nasıl bir el uygun gördün? Aslar ve sekizler. Ölü adamın eli. Hemen arka tarafa. Bankonun arkasına saklanın. Eddie, Tom, siz yere yatın. Durum kötü Şerif. Her zaman bir çıkış vardır. Yeter ki bakmasını bil. Parayı kasadan çıkar ve şuna koy. Peki ama neden? Soru sorma, sadece yap. Şu trabzanı söküp kapıyı kırın. Hepsi burada kovboy. Teşekkür ederim. Ama onlar bankanın parası. Silahını at Şerif. Johnny. Sana silahını at dedim. Yoksa bu kurşunun adresi sen olur. Ne oluyor burada Şerif? Bankayı soymakta biraz geç kaldın sen Bes. Eski mahkum, yeni kolcu senden önce davrandı. Bu telgrafı gördün mü? Evet efendim, Belton'dan çekilmiş. Şerif Gore bizzat göndermiş. John Carver Belton Bankası'nı soydu. Oysa ona sonuna kadar güvenmiştim. Ben de öyle efendim. Bir kez görmüş olmama rağmen.
Gazeteler yazdığında hepimiz rezil olacağız. Daha da kötü. Buff Smith'i Carver'a önemli bir mesaj iletmesi için kuzeye gönderdim. O zaman aranıyor ilanlarını dağıtmaya başlayalım. Başka çaremiz yok. Her kolcu karakoluna ve şerife telgraf çek. Johnny Carver aranıyor. Ölü ya da diri. Baş üstüne. Johnny Carver, sen Sundance'ten bile daha büyük bir hainsin. Seni tutukluyorum. Anlaşılan banka soygununu duymuşsun. Duymak mı? Seni aşağılık herif. Şu anda Texas eyaletinin her yerinde aranıyorsun. Biraz sakin ol Buff. Parayı Sembes'in çetesinden kurtarmak için aldım. Ve tabii Şerif Gori'nin hayatını kurtarmak için. Para şu anda emin bir yerde. Onu kullanıp kendime Sembes'in masasında bir sandalye ayarlayacağım. Yani onlara katılmayı mı düşünüyorsun? Binbaşıya ve Deni'ye ancak böyle faydam dokunur. Onlara katılıp zayıf noktalarını öğreneceğim. Yaban kedisini kuyruğundan yakalayacaksın demek. Ama Johnny, binbaşı bizim Austin'e dönmemizi istiyor. Neden? Yankee altınlarının korunmasına yardım edeceğiz. Yankee altınları da ne? Sen daha uyu. Kuzey Texas'a 1 milyon dolar değerinde altın borç veriyor. Cuma günü gelecek. Trenle mi gelecek? Özel bir trenle göndereceklermiş. Buff, işte Sembes'i binbaşının kucağına atmak için bir fırsat. Ben Veyko'ya gidiyorum. Gitme. Seni eğrinin üstüne vururlar. Hadi endişelenme Buff. Git şuradaki ağaçların arkasında bekle. İşimi hallettikten sonra geleceğim. Dönek kolcu soyguncuları soydu. Ölü ya da diri aranıyor. Bir dakika lütfen. Bana mı seslendiniz? Şaşırtıcı, öyle değil mi? Ama işim gereği ünlülerle röportaj yapmam gerekiyor. Sizinle de vefat ilanınızda yazacaklarımla ilgili konuşmak istiyorum. Galiba o kelimeyi öğrettikleri gün okula asmıştım. Yani ölüm ilanınız. Ha, biraz acele etmiyor musunuz? Ben gayet iyiyim. Ama Sembes kasabada olduğunuzu öğrenince bu durum çok çabuk değişecek. O yüzden gelecek baskı için birkaç kelime alabilir miyim acaba? Tabii hanımefendi. Ne hakkında? Başlangıç olarak memleketinize sadakatle hizmet edeceğinize yemin ettikten sonra bu yemini bozmanın nasıl bir duygu olduğunu öğrenmek istiyorum. Görüşürüz. Hırsız arkadaşlarınızı bile aldatıp koca dünyada bir başına kalmak nasıl bir duygu? Hem kanundan hem kanunsuzlardan kaçmak, herkesin size karşı olması. Bu nasıl bir duygu eski kolcu John Carver? Güzelim, belki senden hoşlanabilirdim eğer yüzüne ve ellerine bulaşmış şu mürekkep olmasaydı. Amma cesur adam. Umarım Sembes onu bulmadan buradan gider. Artık çok geç. Şu gelenlere baksana. Biraz tavuk yesene Sam. Güzel pişirmişler. Bir şey soracağım Johnny. Neden bizim Belton işini bozdun? Seninle konuşabilmek için aklıma gelen tek yol buydu desem. İkimiz konuşma noktasını çoktan aştık. Olabilir. Ya sana ve adamlarına göre bir vurgun fırsatı çıktı desem? Ne gibi bir fırsat? Bir trenle ilgili.
ve trenin taşıdığı 1 milyon dolarla. Düşündüm de şu tavuk bayağı leziz görünüyor. Tabak getir Rigo. Veze söyledi şu kapıdan silahını göstermesin, beni huylandırıyor. Tamam beyler, hadi gelin. Arka odaya içecek bir şeyler gönder. Ayrıca şu tavuktan da gönder. 2 yıl hapishanede kalınca oradan çıkmak için her şeye razı oluyorsun. Bir yanki bölüğüne bile. Hele Sandes'le hesaplaşma fırsatı doğmuşsa. Adil bir dövüş müydü? Sandes'le ne kadar adil olabilirse. Ama şartlar adildi diyebiliriz. Onun tüfeğine karşılık benim 6 patlarım. Senin şu dostuna ne oldu? Buff Smith'e? O iş geçmişte kaldı. Buff biraz yumuşadı galiba. Kolcu kalmak istedi, biz de ayrıldık. Madem kolcu değilsin, Belton'dan kaldırdığın parayı ne yaptın? Güvenli bir yerde Sam. Bir gün size veririm. Payımı kestikten sonra. Vaatte bulunmak kolay Johnny. Önce parayı görelim. Madem öyle, bir kısmını göstereyim. 200 bin. Tren işinin masraflarını da ben karşılıyorum. Sen de kalsın Sam. Aramıza hoş geldin. Neyse, şimdi bize şu trenden söz et. Texas'a verilecek Yankee borcunu getiren tren. Evet, öyle. O treni Pinkerton dedektifleri ve kolcular koruyacak. Ama binbaşı Jones'taki belgede öyle yazmıyor. Sevkiyat gizli. Dallas'ta özel bir trene yüklenecek. Hangi gün ve hangi trene? Sam, size ihtiyacım var. Ama her şeyi anlatırsam sizin bana ihtiyacınız kalmaz. Kazandın Johnny. O zaman hepimiz cuma sabahı Round Rock'ta toplansak iyi olacak. İş için seçtiğim yer orası. Round Rock bana uyar. Pusu kurmak, saklanmak ve kaçmak için uygun. Yani anlaştık. Anlaştık. Çocuklar, masayı temizleyin de kağıt oynayalım. Beni hesaba katma. O kadar güzel kokuyorsunuz ki Sing Wong'a gidip yıkanacağım. Görüşürüz. İyi eğlenceler. Sing Wong'a sağ salim gittiğinden emin olun. Başına bir şey gelmesini istemem. Kimse istemez. Görüldü. Gazete Bay Carver. Hayır sağ ol, okudum. Siz ve Sam Best düello yapmayacak mısınız? Bugün değil delikanlı. Bu haksızlık. Bana bir iyilik yapar mısın? Tabii. Ama aramızda kalacak. Merak etmeyin. Al sana 1 çeyrek. Atımı caddenin yukarısındaki ahıra götür, tamam mı? Götürürüm, sağ ol Johnny. Eğerini indirip karnını da doyurayım mı? Hayır. Ahırın arka kapısından çıkarıp caddeyi geç ve Sim Wong'un arka sokağına getir. Ben de orada olacağım, anladın mı? Sen Besten korktuğunuz için kasabadan kaçmıyorsunuz, değil mi? Sen bunları düşünme. Hadi iş başına. İyice anladın mı bak? Evet tabii Johnny. Austin'e giden ilk trene bineceğim ve binbaşıya Sam Best'le çetesinin cuma günü Round Rock'ta trene saldıracağını söyleyeceğim. Çok güzel. Ayrıca Belton soygunu yüzünden beni affetsin. Asıl niyetini öğrendiği zaman çok sevinecek. Ben gözden kaybolmadan ortaya çıkma. Hadi bize katıl Johnny. Gitmeden birkaç kadeh at. Bak buna hayır demem. Sudan çıkmış bir sıçana benziyorsun. Banyoda iyi keyif çattın. Evet, sonrasında da biraz uyudum. Banyo yapmak iyidir. Ayda bir kez mutlaka yıkanırım. Nerede buldunuz onu? Kasaba girişinde Johnny, sana ayrıldıktan hemen sonra bulduk. Buna ne diyeceksin? Onunla buluştum. Kolculardan ayrılıp bize katılması için son bir şans verdim. Size katılmak mı? Seni hapisten kurtarmış olan binbaşı Jones'a böyle mi teşekkür ediyorsun?
Size yumuşadı demiştim. Senin gibilerden nefret etmek için yumuşamaya gerek yok. Ve tabii bundan. Bu adam arkadaşım Danny Banner'ı sırtından vurdu. Bir de alçakça övündü. Ne dersin Sam? Şunun çenesini kapayım mı? Bir dakika Dave. Kimseye mesaj göndermediğine emin misin? Koruluktan hiç çıkamadı ki. Bütün öğleden sonra onunlaydık. Şu arkadaşlığı bitirme hikayesinin aslını öğrenmeye çalıştık. Bitmiş mi? Hiç geri adım atmadı. Görünen o ki gerçekten bozuşmuşlar. Pekala Johnny. Bu durumda aramızdaki yerin sağlamlaştı. Peki ona ne yapalım? Bırakın. Nasılsa hiçbir şey bilmiyor. Artık onu bırakmak için çok geç. Gözümün önünden ayrılmasına izin veremem. Ona bir şans daha versem. Ne de olsa bir zamanlar dostumdu. Ama benim değildi. Benim de. Kusura bakma. Ne hissettiğini biliyorum Johnny. Ama işin ucunda 1 milyon varken hiçbir riski göze alamayız. Anladım Sam. Hadi yola koyulalım. İşte şimdi oldu. Hadi gidelim çocuklar. Ayrılıp Little River'da buluşacağız. Bir dakika Sam. Şu gazeteci kızla yarım kalmış bir meselem var. Pekala, demek yanılmışım. Hala birkaç arkadaşın varmış ama ne arkadaşlar. Şuraya otur da dinle. Sana sert davranmaya mecburum, izliyorlar. Sen Besim ve çetesinin yakalanmasını istiyorsan otur ve beni dinle. Dur, kes şunu. Bırak. Beni iyi dinle. O soygunu Besim çetesine girebilmek için yaptım. Paranın birazını kullandım ama geri kalanını bankaya gönderdim. Söylediklerine tek kelimesine bile inanmıyorum. Sus da beni dinle. Biraz sonra güneye gideceğiz. Hiç zamanımız yok. Akşam Austin trenine bin ve hemen binbaşı Jones'a git. Sen Besle çetesinin cuma günü Round Rock'ta altın trenine saldıracağını söyle. Anladın mı beni? Round Rock, cuma günü. Otur şuraya. Buff Smith'i binbaşıya mesajımı iletemeden öldürdüler. Telgraf da çekemem. Besin adamları bunu hemen öğrenir. Geriye bir tek sen kalıyorsun. Lütfen Helen teyze, gerçeği söylüyor. Ona inanmalısın. Aferin ufaklık. Eğer teyzen gitmezse sen git. Al işte para. Keşke sana inanabilsem. İnansan iyi edersin. Belki bu seni ikna eder. Merak etme Johnny, teyzem oraya gidecek. Adım o yazıdan çıkar. Yoksa geri gelir yaptığımı bir daha yaparım. Buff Smith gerçekten öldürülmüş mü? Evet, otelin salonunda. Kendi gözümle gördüm. Bence bu Carver'ın anlattığı hikayeye inandırıcılık katıyor. Evet, ama belli olmaz. Bizi bir yere çekip başka yerde saldırabilirler. Johnny Carver bunu asla yapmaz binbaşı. Gerçekten yapmaz. Jimmy'nin kahramanı. Aslında Jimmy olmasaydı kalkıp buraya kadar gelir miydim bilmiyorum. Yine de tavırlarında inkar edemeyeceğim bir içtenlik olduğunu söylemem gerekiyor binbaşı. Özellikle seni öptüğü zaman. Ne? Evet binbaşı ama zorla öptü. Galiba dışarıda bizi izleyen adamları eğlendirmek için yaptı. Yani bir tür kandırmaca. Anlıyorum. Johnny Carver için pek çok şeyi tehlikeye attım. Bari sonuna kadar gidelim. Altın treni Round Rock'a vardığında sen Bess'i karşılamak için orada olacağız. Bay Coster gazetesi de. Ben de yaşasın. Çık 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 çık. Johnny, önünde şapka çıkarıyorum. Aa beyler, şüphe kalmadı. 44 numara bizim tren. Round Rock'tan geçerek Waco'ya kadar durmayacak. Onun için bütün yolların açık tutulduğunu öğrendim. Ne kadar korunduğunu biliyor musun? Evet, paranın yanında 3 adam var. Pinkerton'lar da yolcu kılığında. O zaman bir an önce Round Rock'a gidelim Sam. Yollar açıksa zamanından önce gelebilir. Haklısın Johnny, ama Round Rock'a gitmiyoruz. Anlamadım Sam. Trenin ilk durağı orası olduğuna göre neden durmasını bekleyelim? Dave,
Roundak'ın dışında atnalı şeklinde bir kıvrım vardır. Biliyorum, tren soyarken çok geçtim. Tren oraya vardığında mecburen yavaşlayacak. Sen ve Dük lokomotifi ele geçirin. Altının bulunduğu vagonu trenin geri kalanından ayırın ve bizimle Cooper su deposunda buluşun. Yine tarih yazıyorsun. Kimse hareket halindeki bir treni soymamıştı. Hadi ev. Vagonu ayırdığın zaman bize düdükle bir uzun bir kısa işaret ver ki her şeyin yolunda olduğunu bilelim, anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bir uzun bir kısa. Sakın unutma. Çünkü düdüğü duyamazsak başaramadığını düşüneceğiz ve makası değiştirip treni hendeğe atacağız. Bana vagonu ayırmam için birini daha verirsen bu iş olur. Galiba o benim Sam. Trenlerden çok iyi anlarım. Bak işte bu harika. Ben de bu adamı niye sevdim diyordum. Tamam o zaman. Siz üçünüz artık gidip trene atlayacağınız iyi bir yer bulun. Şey Sam, hala bu sahtekardan kurtulmayacak mıyız acaba? Kurtulacağız. Önce şu vagonu ayırsın da. Anlaşıldı. ...44 az önce yola çıkmış binbaşı. Sağ ol Joe. Yarım saatten az kaldı. Besin adamları hala yok mu? Hayır efendim, yoklar. Burada olmaları gerekirdi. Tabii gelirlerse. Haklısınız. Bir terslik var. Öyle. Hadi Bayan Fenton. Siz artık Jimmy'yi bekleme salonuna götürün ve her şey bitene dek onu orada tutmaya bakın. Peki efendim, ama önce bir ip bulsam iyi olacak. Aa Ellen teyze. Sayende bütün eğlenceyi kaçıracağım. Söyle çocuklara yola çıksınlar. Bay Bess. Round Rock'tan telgraf aldım. Kolcular gelmiş. Tamam, rahatla. Rahatla Jim. Sakın unutma. Kendinden başka kimsenin aklına güvenmeyeceksin. Görüyorum ve 7 sent arttırıyorum çarpı. 1 milyon doların üstünde oturuyoruz ama bozukluklarla oynuyoruz. 5 sent daha artırıyorum. Çıkar artık şu pimi Johnny. Tamam Johnny. Bizimle lokomotifte buluş. Bir terslik var çocuklar. Tren yavaşlıyor. Dur biraz Bill. Yukarıda biri var. Carver hakkında yanılmamışım. Dedektifleri uyandıracak bir şeyler yaptı. Artık ona ihtiyacımız yok değil mi? Görünce indir. Şimdi diyor, şimdi. İşte işaret Vez. Demek her şey yolunda. Makasın başındakileri çağır. Vagonu patlatmaya hazır olun. Bu
Neden yavaşlamıyor bu? Hemen o koldan uzaklaş. Ve treni Austin'e götürmene göz yumayım ha. Yağma yok, kolcu yok. Dave ve Johnny dövüşüyor. Lokomotifi durdurmalıyız. Carver yolcuları uyarmaya çalışıyor. Adamlar haklı. Baş üstüne. Herkes at binsin. Bu kardeşim benim ve Buff için. Kolcular geliyor. Ne diyorsun Sam? Devam edelim mi? Bugün hesaplaşma günü. Ben Carver'ı öldürüp treni durduracağım. İleride buluşuruz. Etti. Gazetenin hesabına yazın. Peki efendim. Son baskı yarım saat sonra Veko sokaklarında dağıtılacak. Ne haber ama senin sayende Johnny. Adımı tekrar basarsan sana ne yapacağımı söylemiştim, öyle değil mi? Arkana dön ufaklık.